İNEG Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Lokman Ekim Fethiye Belediyespor Anadolu Efes maçı sonunda teknik heyet ve yöneticiler karşılaşma ile ilgili düşüncelerini aktardılar. Beşgazal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i ağırlayan Lokman Ekim Fethiye Belediyespor son dakikalara kadar başa baş geçen mücadelede kaybeden taraf oldu. Maç hakkında düşüncelerini aktaran Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca şunları söyledi. Evet, daha önce de size söylediğimiz gibi son anda takımın Süper Lig'e çıkmasından dolayı biz şu an itibariyle takımın 4 hafta, 5 haftadan sonra hazır olacağını söylemiştim. Gün geçtikçe takımın nasıl oynadığını sizler de görüyorsunuz. Takım gerçekten iyiye doğru gidiyor. Bugün Anadolu Efes'i sarstık. Son dakikalarda maalesef kaybettik ama gerçekten ben bütün basketbolcu sporcularımızı burada ve teknik heyeti canı gönülden kutluyorum. Harika bir maç çıkardılar. Olsun, yenildik ama gerçekten çok güçlü bir takıma karşı yenildik. Bizim bütçemizin en az 10-15 katı bir bütçesi olan bir takım. Bu takım önümüzdeki günlerde çok iyi işler yapacak. Sizler de göreceksiniz. Umarım şu pandemi süreci biter. Seyircili bir şekilde burada bütün misafirlerimiz, misafir takımları ağırlarız. Ve göreceksiniz üst sıralara doğru hep beraber bu takımla birlikte tırmanacağız. Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor Başkanı İzzet Durak yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Çok üzgünüm, sadece çok üzgünüm çünkü izledik maçı, alabileceğimiz bir maçmış. Gerçekten biz haddimizi bilerek oynuyoruz. Ne bileyim, şu maçı şimdi inan o kadar çok üzgünüm, dışarı çıktıktan sonra 6 sayıyla bu maçı kaybettiğimize üzülüyoruz Fethiye olarak. Ama gerçekten bir daha şunu gördüm ki, bir daha şunları yaşadım ki, Allah'ıma şükürler olsun, Fethiye'ye şöyle bir maçı izlettiğimiz için gerek Fethiye'mizde, gerek sponsorlarımızda, gerek taraftarımızda, gerek sizlerle 10 kat daha gurur duyuyoruz tabii ki ama. Ve üzüldüğümüz konuya bakın, Efes'e 6 puanla 6 sayıyla kaybettiğimize üzülüyoruz şu anda. Son derece üzgünüm. Arkadaşlarım da ellerinden geleni yaptılar. Sporcular ellerinden geleni, teknik ekip ellerinden geleni yaptı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ama önümüzdeki maça bakacağız bu saatten sonra. Bu takım maç kazanacak hocam. Hiç kimse şüphesi olmasın. Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor Baş Antrenörü Alkımay açıklamalarda bulundu. Kazanmak istiyorduk. İkinci yarıdaki perdeleme müdafaalarını iyi yapamadık. Rakibimiz de çok kaliteli. Maçın sonu zaten o kalite farkı belli oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Dediğim gibi üzgünüz. Kazanmayı çok istiyorduk. Ama olmadı. Ligimizin lideri Anadolu Efes. Bundan sonraki maçlarında onlara da başarılar diliyorum. Biz hafta hafta bakmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar daha da iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Takım kaptanı Barış Ersek ise şöyle konuştu. Açıkçası çok güzel bir mücadele oldu. Anadolu Efes bildiğiniz gibi Avrupa'nın en iyi takımı. Biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi verdik. Kazanabilir miydik? Çok büyük bir şansımız vardı. Maçın sonuna kadar çok güzel bir çekişme sahneledik. Anadolu Efes'i tebrik ederiz. Biz önümüzdeki hafta oynayacağımız Gaziantep ve sonrasında içerideki Aliağa maçına konsantre olacağız. Teşekkürler. Evet, bugün önde de götürdüğünüz maçı son nedir, bir fizik üstünlüğü mü nedir yani? Niye koptuk? Son dakikalarda açıkçası Anadolu Efes'in tecrübesi daha fazla bize oranla. Dolayısıyla tecrübelerini daha akılcı kullanarak bizi yendiklerini söyleyebilirim. Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Güzel maç oldu. Fethiye Televizyonu. Fethiye iyi yatırım yapıyor basketbolda. İnşallah bu sezon ligde kalır. Seneye seyirciyle beraber daha güzel olur. Fethiye yönetimini ve belediyesini kutluyorum. Herkes destek olsun Fethiye'ye. Güzel de bir takım. Güzel de çalışıyorlar. Salon güzel, her şey güzel. Güzel bir basketbol şehri olabilir Fethiye. Hocam, beğendiğiniz oyuncu var mı? Yorgun ve eksiktiniz. Ya biz normal yani. Biz esas konsantrasyonumuz Euroleague. Onun için birçok oyuncuyu bugün oynatamadık. Sakatlar var. Ama sonuçta bu lig maçları böyle zorlu geçiyor. Fethiye'de de özellikle oyun kurucu Neil ve Cook bugün çok iyi oynadılar. Tebrik ediyorum onları. Çok teşekkür ederim.